Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı akşamlar. Damızlı kuşlarımızla alakalı şöyle güzel bir video hazırlayalım istedik. Yavrularımızı dışarı çıkardık. Epeyden beri dışarı çıkmıyorlardı. Yavruları çıktı birkaç tanesinin. Yayılmaları gerekiyor ama bu arada da yabaniler bize fırsat vermiyor. Yabanilerin ayağına da dün bir tane yavrumuz aşağıya düştü, kedi aldı. Onları kovalayacağız diye böyle bir talihsiz bir olay yaşadık. Dünyanın yabanisi burada. Mirolarımızı yeni gelen abiler kardeşler için bir anne bir babadan çoğalttım. Onlar da geldiklerinde çok ufak yavrulardı. Onlara böyle yumurtaları çeke çeke çoğalttık. Oyun kuşu bunlar. Ama ben nasip olmadı, uçuramadım. Bunlar da. İnşallah bu sene uçurmaya bir hevesim var. Güzel kuşlar. En azından yerde de böyle seviyoruz. Yerde de görüntüleri çok güzel. Bunlarda bir şey bir özellik dikkatimi çekti arkadaşlar. Yavruyken bunların göğüsleri bu kadar böyle paslı değil. Yavruluğunda misal göğüsleri normal siyahlıkta ama ilk tüyü değiştirdikten sonra böyle kızarmaya başlıyor. O benim dikkatimi çekti. Yerde gayet güzel görüntüleri var. Bunlar da epeyden beri dışarı çıkmadıkları için toprağı özlemişler. Eski evlerin duvarından bozma kerpiç çıkarttım bunlar için. Üstüne de bir tane tuz taşı koydum. Gerekli besini bu kerpiçten alıyorlar. Kerpiçe özel bir hayranlık duyuyorlar arkadaşlar. Onu da biraz nemlendiriyorum, ıslandırıyorum. Bu şekilde yemelerini sağlıyoruz, vitamin almalarını sağlıyoruz. Şöyle diğer kümeslerin içindeki kuşları da göstereyim arkadaşlar, abiler. Onları da biraz sonra dışarı çıkartacağım ama öncesinde de kümes içerisinde de gösterelim. Yavrularımız büyüdü. Bazı kayıplarımız oldu yavrulardan ama çoğu çok şükür kendini kurtardı. Dün bir tanesi işte talihsiz bir olay yaşadık. Aşağıya düşürdük. Aşağı inene kadar kedi aldı. Böyle talihsiz olaylarda yaşıyoruz burada. Beyazlarımız büyüdü, yanık büyüdüler. Kanatlarını, kuyruklarını kesip onların toplamasını sağladık. Kendilerini kurtarmalarını sağladık. Birkaç tane büyüyen yavrumuz var, gayet sağlıklı.
beyaz yavrunun ağzında balgam var. Onu şimdi anladım. Ona şimdi hemen bir tane ilacımızı vereceğiz. Balgamı atmasını sağlayacağız. Onu balgamı kurutup temizlemesini sağlayacağız. Onu Tyson Nano tablet. Ondan verdiğimiz zaman 3 gün kurutup atıyor arkadaşlar, abiler. Arkadaşlar abiler, videoyu çok kısa durdurdum. Hem yavrumuza ilacını verdim, hem de yavruyu elime aldığımda yavruyu bit yürümüş. Yani bit sarmış yavruyu. Hemen ilacımızı yaptım. Kuşları, yuvalıkları, yavruları hepsini ilaçladım arkadaşlar. Yuvaların içine falan her şeyi sıktım. Birkaç gün içinde bir daha yapacağız. Ondan sonra yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Bayağı bir bit sarmış çünkü. Şimdi de tekrardan yumurtayı almış. Şöyle biraz havalandıralım burayı. Bunları kapatalım, diğer kuşlarımızı açalım. Çok kısa videoyu durdurayım ben. Bu kümesimizi de ilaçladım. Bu kuşları bayağı bir bit sarmış arkadaşlar, abiler. Hepsini güzelce ilaçladım. Birkaç gün sonra bir daha yaptığım zaman bu sene bitin pek geleceğini zannetmiyorum. Hava soğuk diye bunu ertelemiştik ama soğuk havada bile bit yürümüş hayvanların üstüne. Çok şükür hepsini görüyorsunuz. Sırılsıklam yaptım, tertemiz yaptım. Yeni çıkan yavruların altına bile keçelerin üzerine özellikle, biliyorsunuz keçeler bit üremesini çok hızlı yapıyor, özellikle böyle havaların ısınmasında. Dışında mecbur keçe kullanmak zorundayız. Çok kısa diğer kuşlarımızı da çıkaralım, ondan sonra yayınımızı bitirip videomuzu yükleyelim arkadaşlar, abiler. Buradaki yavrularımız da uçmayınca bu boz dumanlı perçemler, iki kardeş aynı yuva. Bu küçük yavrumuz da kursak mantarı olmuştu, ölüyordu. Annenin altında, annesi üstüne yatmamış, kursağındaki yemi eritememiş. Kursağındaki yem de çok kötü kokuyordu. Kursak koktuğu zaman, böyle kötü bir koku olduğu zaman kursak mantarı oluyor. Onu güzelce boşalttım. Biraz su içirdim, boşalttım, su içirdim, boşalttım. Ölüyordu yani. Bir yarım saat daha geç kalmış olsaydım, anne üstüne yatmamış zaten. Kursağındaki yemi de eritememiş, böyle donmak üzereydi. Kurtardım onu arkadaşlar. Bu kuşumuz da birçoğunuz bilirsiniz, geçen sene bir tane boskille takkalak kuyruk uçurmuştuk. Onunla kupaya uçan dişimizin yavrusu. İkisinden çıkma. Güzel bir yavru. En azından öldürmedik. Evet, şimdi diğer kuşlarımızı da çıkarttık. Onlar da biraz hava alması gerekiyor. İlaçı biraz yoğun yaptım. Bayağı ağır bir kokusu var arkadaşlar.
Bit olayında en tehlikelisi arkadaşlar abiler, birçoğunuz bilirsiniz, böyle küçük nokta şeklinde kırmızı siyah gibi ufak ufak yürüyen bitler var. Onları yavru gelişimini çok etkiliyor. Özellikle fark edilmediği zaman yavruyu resmen arkadaşlar kanını emip bitiriyor. Yavru ondan sonra gelişimini sağlayamıyor. Yanık büyüyor. O yüzden keçe kullananlar özellikle havaların ısınmasıyla çok dikkat etmeleri gerekiyor. İnsana da geçiyor bu bit. Bir şey yapmıyor ama çok aşırı derecede bir kaşınma sağlıyor. Özellikle keçe kullananlar şimdiden yumurtalıklarda, yani keçe dediğimiz olay yumurtalıkların içine koyduğumuz bez parçası. Özellikle bunu kullananlar çok dikkat etsinler bu aylarda. Ben yayını burada sonlandırayım arkadaşlar abiler. Kuşlarımızı da içeri koyayım. Bayağı bugün yorulduk, stresli. Hayvanlarımız da öteden beri dışarı çıkmıyorlardı, mirolarımız, onları da çıkarmış olduk. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar, abiler, hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Ayrı ayrı